Eskişehir'in Sultandere Mahallesi'ndeki köy yaşam merkezinde anaokulu miniklerin yanı sıra velilerine de çeşitli alanlarda eğitim veriyor. Eğitim sonunda verilen sertifika ile iş yeri açma yetkisi alabilecek olan yetişkinler, etkinliklerle günlerini verimli geçirerek sosyalleşmenin keyfini yaşıyor. Eskişehir genelinde Tepebaşı, Odunpazarı, Sarıcakaya, Mahmudiye, Günyüzü, Sivrihisar, İnönü, Seyit Gazi olmak üzere 8 ilçede 12 köy yaşam merkezi, 43 öğretmen, 38 derslikle 250 vatandaşa eğitim veriliyor. Köy yaşam merkezinde okul öncesi öğretmenliği yapan Manolya Diken, okulda verilen eğitimle çocuklara neler kattığı hakkında konuştu. Günümüz doğa yoksunu çocuklar için burası gerçekten çok kıymetli bizim için. Şimdi tanıyamadığımız şeyi koruyamayız. Burada çocuklarla beraber, doğayla beraber onlar deneyimleyerek doğayı tanıyorlar. Deneyimleyerek, gözlemleyerek. Bu bizim için çok kıymetli. Aynı zamanda aileleriyle birlikteler. Biz burada çalışmalar yaparken diğer sınıfımızda da aileleri eğitim alıyorlar. Çocuk psikolojisi, el sanatları, zarafet dersleri. Çünkü okulu sadece çocuklara ait olduğunu, okula sadece öğrencilerin geleceğini düşünüyorlar. Nasıl yani, annemiz babamızla mı öğrenci? Babalar da gelecekler çünkü buraya. Aile eğitimi derslerinde zaten destek veriyorlar aile katılımında. Çok garipsediler. Ya annelerinin öğrenci olması, sınıfta olması. Çünkü anneleri diyor ki ben de yan sınıftayım deyince böyle nasıl yani? Ne yapıyorsunuz orada? Sırayla gidip geldiler, gördüler neler yaptıklarını. Sultandere Köy Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulunan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, yapılan etkinliklerle alakalı hem çocuk hem de yetişkin öğrencilerle sohbet etti. Milli Eğitim Bakanlığımız bu sene birçok ilke imza attı. Ben uzun süre eğitimci olmam nedeniyle bu sene ilk başlattığımız ve Eylül ayında eğitim öğretimi açtığımız köy yaşam merkezleri ilk kez yapılanmıştır. Burası 30 yıldır kapalı olan bir köy okulumuzdu. Burada anaokulu sınıfı ve velilerimizin, ailelerimizin yararlanacağı hayat boyu genel müdürlüğümüzün koordinesinde olan halk eğitim merkezimiz aracılığıyla açılık kursları, el işleri, değişik istedikleri Kur'an okuma kursu, aile eğitimleri, daha sayacağım birçok kurslar açılarak köy halkının yararlandığı bir merkez haline getirilmiştir. Merkezde eğitim veren matematik öğretmeni Nur Sema Yüksel, farklı öğrenme metotları hakkında şöyle konuştu. Bu sene matematik seferberliği kapsamında köy yaşam merkezimizde matematik atölyesi açıldı. Bu sayede ana sınıfı öğrencilerimiz, ilkokul öğrencilerimiz severek geliyorlar. Burada doğa ile matematik iç içe onların örneklerini gösterebiliyoruz. Eğlenerek öğrenebiliyorlar ve keyifle vakit geçirebiliyoruz. Burada arılarımız var. Arılar sayesinde çocuklar altıgenleri, arıların matematikle ilişkisini öğrenebiliyorlar. Salyangoz kabuğundan Fibonacci sayısını öğrenebiliyorlar. Yani bu sayede doğada karşılaşabildiğini, matematiğin yabancı bir şey olmadığını, gayet kendilerinden olduğunu bu sayede canlı yaşayarak görebiliyorlar. Merkezde çocuğuyla birlikte eğitim alan Esra Sezer ise merkezin inşasından önce alan atıllığına dikkat çekerek şunları söyledi. Benim çocuğum geldiğinde mesela bu oda ardiye gibi bir yerdi. Büyük oğlum geldiği zamanlar. Bahçe falan hiç kullanılmış şey yoktu. Hayvanlar girip otluyordu. Dikenlerden yürünmüyordu. Şimdi çok güzel, çok harika bir yer oldu. Köy için de faydası var. Bizim için de çok faydası var. Esra Sezer gibi çocuğuyla eğitimi aynı çatı altında alan Huriye Çelik eğitim niteliği hakkında konuştu. Burada çok aile eğitimi aldık. Gayet güzel. Filiz hocamız geldi. Bize çocuklar hakkında, ailemizle iletişimimiz hakkında çok güzel eğitimler verdi. Hijyen eğitimi aldık. Çok verimli dakikalar geçiriyoruz. El işi kursumuz da var. Burada gelip gerçekten kafamızı boşaltıyoruz, sakinliyoruz. Çocuklarımızla da hem yanında olmuş oluyoruz.